Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Yine 4 değerli misafirimizi ağırlıyoruz. 3 şehrimizden yarışmacımızı ağırlıyoruz bu akşamda. Bir bayram akşamında daha birlikteyiz. Hadi başvuru videoları gelsin ve Ben Bilirim başlasın. Merhabalar, ismim Funda, 27 yaşındayım. Kimyagerim. Şu an özel bir şirkette satış uzmanı olarak çalışıyorum. Aslen Giresunluyum. İstanbul Küçükçekmece'de yaşıyorum. 5 aylık evliyim. Yarışmayı uzun bir süredir takip ediyorum. Hatta eşimle kendi aramızda yarışıyoruz. Ama yarışmaya heyecanlı, bir de orada stüdyoda tatmayı çok isterim. Merhabalar, ismim Abdullah. Aslen Şanlıurfalıyım. 36 yaşındayım. Evliyim. Bir kız çocuğu babasıyım. Yalova'da yaşıyorum. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık teknikleri, tıbbi sekreter olarak görev yapmaktayım. Yarışmaya hem eğlenmek hem de güzel anılar biriktirmek için katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Merhabalar, Sabit Gündoğdu ben. 36 yaşındayım. Bir firmada satış yönetimindeyim. Yarışmaya katılma isteğim çocuklarımdan dolayı. Onları mutlu etmek için katılmak istiyorum. Bütün herkese başarılar diliyorum. İyi günler. Ben Merve Nurer. 22 yaşındayım. Giresun Tıp Fakültesi'nde eğitim görmekteyim. 5. sınıf stajyer öğrenciyim. Hobilerim arkadaşlarımla vakit geçirmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, değerli misafirlerimiz, artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam 1 numaralı masamızda Funda Hanım'la yarışacağız. 2 numaralı masamızda Salih Bey'i ağırlıyoruz. 3 numaralı misafirimiz Merve Hanım ve 4 numarada da Abdullah Bey var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Funda Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ben Funda Yılmaz, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 27 yaşındayım, kimyagerim. Aslen Giresunluyum. 5 aylık evliyim bu şekilde. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Eşiniz de bu akşam zaten aramızda. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Funda Hanım? Bir tık heyecan var bakalım. Biraz. Evet, biraz heyecan var ama zamanla alışacağımı düşünüyorum. Az önce ısınma sorularımızda herkes iyiydi. Umarım asıl yarışta da herkes iyi olur. Hızlı ısınırız. Güzel geçer umarım. Sizin adınıza Funda Hanım başarılar dilerim. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun efendim. Çok ve rica ederim. 2 numaralı masamızda Salih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Salih. Merhaba. Gündoğdu ben. 36 yaşındayım. İstanbul Esenyurt'tan katılıyorum. Aslen Malatyalıyım. Bir satış firmasında bölge müdürü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da futbol antrenörlüğü yapıyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlarıma da. Ben de size başarılar dilerim. Siz nasıl hissediyorsunuz kendiniz Salih? Gayet rahatım. Süper. Nazar değmesin o zaman. Amin. İnşallah bu rahatlık yarış boyunca devam eder. Amin. Tekrar başarılar efendim. Teşekkürler. Sağ olun Salih Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Ve Merve Hanım 3 numaralı masamızda. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Merve Nurer. 23 yaşındayım. Stajyer doktorum. Buraya ailemin vasıtasıyla katıldım. Bu kadar yani. Evdeki performansa binaen mi? Hadi git yaparsın durumu. Evet, annemlerin çok desteğiyle geldim buraya. Buradan da çok selamlar iletiyorum onlara. Bu arada Merve Hanım aile Mersin'deydi değil mi? Evet, Mersin'de. Aile Mersin'de, Merve Hanım da Giresun'da tıp eğitimini sürdürüyor. Tekrar çok teşekkür ederiz emek verip geldiğiniz için. Dedim. Aileye de saygılar efendim. Umarım güzel bir akşam olur sizin adınıza da. Başarılar Merve Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve 4 numaralı masamızda da Abdullah Bey var. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Merhabalar. Merhaba. Ben Abdullah Turgun. Aslen Şanlıurfalıyım. Yarışmaya Yalova'dan katılıyorum. Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık teknikeri, tıbbi sekreter olarak görev yapıyorum. 36 yaşındayım. Yarışmaya kızım Elif Berra'ya ve sevgili eşim Zübeyde'ye güzel bir anı olsun diye katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Abdullah Bey'in eşi ve kızı Berra orada. Seyircilerimiz arasında tekrar ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Bu arada Merve Hanım'ın yakın arkadaşı yine stüdyomuzda. Tekrar çok teşekkür ederim. Salih Bey bu akşam stüdyomuzda tek. Funda Hanım da eşiyle birlikte, az önce de bahsettiğimiz gibi yarışmacılarımızın yakınlarına da tekrar teşekkür ederiz. Abdullah Bey başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, 4 değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Funda Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. Eşim İsa'nın iyisi. İsa Bey'in iyisi. 60 puanımız var. Açılış sorumuzda müzik varmış. Buyursunlar. Penceresi cam cama sözleriyle başlayan Mustafa Topaloğlu, Erkin Koray gibi sanatçılardan dinlediğimiz türküdür. Süremiz başladı. Muallim. Muallim. Funda Hanım seçtiği ilk harften 60 puanlı açılış yapar mı görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Funda Hanım. Teşekkür ederim. Tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Salih Bey seçiyor ikinci sorumuzu.
Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale 50 puan kazandırabilir. Güreşten gelecek şu soru. Güreşte hücumdaki sporcu tarafından yerde yapılan bir tür temel oyun tekniğidir. Süremiz başladı. Çelmek. Çelmek. Çelmek 50 puan kazandıracak mı? Görelim. Olmadı çelmek. Funda Hanım. Çökmek. Çökmek. Doğru mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Abdullah Bey. Çarpmak. Çarpmak. Görelim. Çarpım. Çarpım. Olmadı. Bir kutu daha açalım. Abdullah Bey. Çarpım. Çarpıp. Oldu mu? Olmadı. Salih Bey. Çarpık. Çarpık mı aradığımız oyun tekniği? Yine olmadı Merve Hanım. Çarpak. Çarpak oldu mu? O da değilmiş. Funda Hanım. Çarpan. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Merve Hanım. Çırpan. Çırpan. Görelim. Olmadı Salih Bey. Çırpma. Çırpmayla puan alır mıyız? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, tüm misafirlerimizin butonunu bir test ettiği bir soruydu. Böylece Salih Bey de açılış yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Salih Bey, ederim. Size sağ olun Alper Bey. Buyursunlar. Merve Hanım seçecek üçüncü harfi. Nide'nin N'si. Nide 60 puan, kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz şöyle. Sınamak, tecrübe etmek, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek gibi anlamları olan kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Funda Hanım. Denemek. Denemek. Funda Hanım 100 puanı aşar mı? Kutlarız. Ve Abdullah Bey seçiyor ben bilirimdeki ilk harfini. Zübeyde'nin Z'si. Zübeyde'nin Z'si 40 puan. Tabiat parklarımızdan gelecek şu soru. Elazığ ilimizde bulunan koruma altındaki alandır. Nokta nokta gölü tabiat parkı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Hazar Gölü. Hazar Gölü Tabiat Parkı. Doğru mu? Tebrikler. Beşinci sorumuz için Funda Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G. 70 puan. Bitkilerle devam ediyoruz. Çınar ağacının halk arasında anıldığı isimlerden biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdullah. Koca ağaç. Koca ağaç. Oldu mu? Aradığımız cevap koca ağaç değilmiş. Bir kutu açalım. Çınar ağacının halk arasında anıldığı isimlerden biri Abdullah Bey. Varsa alırım. Kavak ağacı tutmuyor. Gelmedi. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 40 puan. Bir kutu daha. Buyurun Salih Bey. Kavlağın. Kavlağın. Doğru mu? Tutlarız. 30 puan kazandırdı Salih Bey'e kavlağın. Şimdi Salih Bey'deyiz. Songül'ün S'si. Songül'ün S'si 50 puanı var. Dizilerden geliyor. Bir dönemin sevilen dizisi Avrupa Yakası'nda rahmetli Gazanfer Özcan'ın hayat verdiği karakterdir. Nokta nokta Sütçüoğlu. Süremiz başladı. Faysal Sütçüoğlu. Faysal Sütçüoğlu. Görelim. Olmadı. Rahmetli Gazanfer Özcan'ın hayat verdiği o karakter Abdullah Bey. Muhsin Sütçüoğlu. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Salih Bey. Tahsin Sütçüoğlu. Tahsin Sütçüoğlu. Doğru mu? Tebrikler.
Evet, hem tiyatromuzun hem de son döneminde, yaşamının son döneminde sevilen dizilerin oyuncusuydu. Gazanfer Özcan bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi soru seçme sırası Merve Hanım'da. Mersin'in M'si. Mersin'in M'si. 70 puanımız var. Futbolla devam ediyoruz. 2011'de Galatasaray'a transfer olan İsveçli oyuncudur. Johan nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Johan Elmander. Johan Elmander. Salih Bey zaten soru ekrana geldiği saniyede gülümseyerek bekliyordu. 70 puan kazanır mı? Kutlarız. Evet, bu akşam 200'ü aşan ilk misafirimiz Salih Bey oldu ve bir dönem Galatasaray forması giyen Johan Elmander'in fotoğrafı geldi. Şimdi soru seçme sırası Abdullah Bey'de. Kızım Elif'in E'si. Elif'in E'si 50 puan. Psikoloji ile devam ediyoruz. Hangi konunun kime ve hangi yöntemle öğretileceğini araştıran daldır? Nokta nokta psikolojisi. Süremiz başladı. Eğitim psikolojisi. Eğitim psikolojisi. Bu cevapla Abdullah Bey ben bilirimdeki ilk puanını kazanır mı görelim. Kutlarız. Size de hayırlı olsun Abdullah Bey. Teşekkür ederim Afer Bey. Rica ederim efendim. Şimdi Funda Hanım'dayız. Bursa'nın B'si. Bursa 40 puan. Canlılardan geliyor şu sorumuz. Genellikle Afrika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan değişik renkleri ve türleri bulunan maymundur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Babun. Babun. 40 puan kazandırır mı? Aradığımız cevap babun değilmiş. Kutularımızdan biri açılıyor. Funda Hanım. Şabun. Şabun oldu mu? Hayır dediler Salih Bey. Şebek. Şebek. 30 puan kazandırır mı? Kutlarız. Salih Bey seçecek şimdi de. Hakan'ın H'sı. Hakan 60 puana sahip, güvenlikten gelecek şu soru. Ülke savunmasında önemli bir yere sahip olan deniz kuvvetleri için kullanılan bir isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Merve Hanım. Sıhhiye. Sıhhiye. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu açalım. Buyurun Salih Bey. Bahriye. Bahriye. Doğru mu? Kutlarız. Ve Merve Hanım'a döndük efendim. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 50 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Bir işte para karşılığı çalışıp hizmet verebilecek bilgiyi ve beceriyi kazanmaktır. Nokta nokta edinmek. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Ne edinmek olabilir Abdullah Bey? Meslek edinmek. Meslek edinmek. 40 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Buyursunlar Abdullah Bey seçiyor. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızda 50 puanımız var. Bir anlam bilgisi daha alıyoruz. Kabul edilen, hoş karşılanan anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Hoşnut. Hoşnut. Görelim. Olmadı. Salih Bey. Memnun. Memnun. Görelim. O da olmadı. Bir kutu açıyoruz.
Salih Bey. Makbul. Makbul. Bu kez geldi mi doğru cevap? Kutlarız. Efendim turumuzun yarısını geride bıraktık. Dilerseniz puan tablolarına hiç bakmamıştık. Bir puanlarımıza bakalım. Salih Bey 330 puanla liderlik koltuğunda. Funda Hanım 120 ile takip ediyor. Abdullah Bey 90'ı gördü. Merve Hanım'la da birazdan güzel bir açılış yaparız. Şimdi Funda Hanım'dayız. Jandarmanın J'si. Jandarma 50 puanımız var. Sağlıktan gelecek efendim şu soru. Bazı yiyeceklere, ilaçlara, tozlara ve kokulara hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepkidir. Süremiz başladı. Alerji. Alerji. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Salih Bey seçiyor yeni harfimizi. Canan'ın C'si. Canan'ın C'si 70 puan. Sorumuz genel kültürden şöyle sorulmuş. Deri ve benzeri malzemelerden yapılan bavul, çanta, cüzdan, kemer gibi ürünlerin genel adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Salih Bey. Sıraciye. Bir daha alabilir miyim? Sıraciye. Sıraciye. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Abdullah Saraciye. Bey. Sıraciye. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Abdullah Bey de 100 puanı aşan misafirlerimiz arasına katıldı. 140 tekrar tebrik ederim Teşekkür efendim. Teşekkür ederim abi. Şimdi sorumuzu Merve Hanım seçecek. Gülşen'in G'si. Gülşen'in G'si 50 puan. Kategorimiz mutfak. Sorumuz ekranda. Et, balık, köfte gibi yiyecekleri pişirmekte kullanılan aralıklı metal kısımlardan oluşan gereçtir. Süremiz başladı. Gelmedi. Abdullah Bey. Izgara. Izgara. Görelim. Kutlarız. Abdullah Bey'deyiz efendim şimdi de. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat 30 puan kazanabiliriz. Giyimden geliyor. Giysinin yaka, kol, etek çevresine geçirilen ince şerittir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Salih Bey. Saya. Saya. Doğru mu? Saya değilmiş aradığımız cevap. Bir kutu açıyoruz. Salih Bey. Biye. Biye. Doğru mu? Tebrikler. Isınma turumuzun son 8 harfi buyursunlar Funda Hanım. Denizli'nin D'si. Denizli 50 puanımız var. Genel kültürden alıyoruz. Öğle ile akşam arasındaki zaman dilimidir. Süremiz başladı. İkindi. İkindi. Bu cevabıyla Funda Hanım da 200 puanı aşacak mı görelim. Tebrikler. Salih Bey ile gidiyoruz harf tablosuna. Adana'nın A'sı. Adana'mızda da 40 puan varmış. Bu kez tarihi yapılardan geliyor sorumuz efendim. 1150'li yıllarda yapılan önemli eğitim kurumlarından Yağıbasan Medresesi'nin bulunduğu ilimizdir. Süremiz başladı. Hatay. Hatay. Doğru mu? Hayır dediler. Salih Bey'in butonu yeniden aktif hale geldi. Salih Bey. Adana. Adana. Harfler oturmuyor ama görelim. Olmadı. Yağıbasan Medresesi'nin bulunduğu ilimiz tarihte önemli bir eğitim kurumu olan. Bir kutu açalım. Abdullah Bey. Kon
Ya değil. Konya. Konya oldu mu? Olmadı. Ekrandaki ilimiz hangisi olabilir? Hangi ilimiz olabilir? İkinci harfi O olan. Funda Hanım. Ay olmadı. Oturmadı. Oturmadı mı? Peki gelmedi. Ekranda hangi ilimiz olabilir? Kutularımızdan biri daha açılıyor. Buyurun Merve Hanım. Tokat. Tokat. Bu cevapla Merve Hanım hoş geldin puanını kazanır mı? Kutlarız. Evet, sonunda Merve Hanım da şeytanın bacağını kırdı ama ben hani gözlemimi söyleyeyim, kesinlikle heyecan faktörü etkindi. Hele de hani ızgarada onu hissettim. Yani kesinlikle gelebilecek cevaplarda insan bazen o açılışı geç yapabiliyor ama güzel başladık. Hayırlı uğurlu olsun Merve Hanım. Hatta Merve Hanım'a puan kazandıran Tokat'taki Yağıbasan Medresesi'ne ilişkin Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde şöyle bir bilgi aktarılmış. Der ki en önemli özelliği Anadolu'nun ilk medreselerinden biri olmasıdır. Avlu kubbesi 14 metre çapındadır ve ortasında 10 metreye yakın açıklığı vardır. Biri Niksar'da, diğeri Basra'da olmak üzere bu özelliği taşıyan 3 medreseden biridir der. Aradığımız tarihi yapıya ilişkin Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Merve Hanım'ı bir kez daha kutladıktan sonra şimdi sorumuzun sahibi Merve Hanım. Rize'nin R'si. Rize 50 puan kazandırabilir. Eş anlamlı kelimelerden alıyoruz. Özlem sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Hasret. Hasret. Az önce açılışı yapan Merve Hanım üzerine 50 puan daha ekler mi hasretle? Görelim. Kutlarız. Ve Abdullah Bey seçiyor bu turun son 5 harfinden birini. Ordu'nun O'su. Ordu. 60 puanımız var. Taşıtlarla devam ediyoruz. Motorlu taşıtları örten dış bölümdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Kaporta. Kaporta. Doğru mu? Kutlarız. Son 4 harfimize girerken ısınma turumuzda sıralama şöyle. 410, 220, 190, 70. Başlıyoruz son 4'e Funda Hanım'la. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puanı var. Edebiyattan gelecek efendim, buyursunlar. Kemal Tahir'in en önemli eserleri arasında gösterilen kitabıdır. Nokta nokta ana. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Kevser ana. Kevser ana. Oldu mu? Olmadı. Abdullah Bey. Zühre ana. Ne ana? Zühre ana. Ve... Zühre. Ortadaki harf V ya. Zühre oluyor ama görelim. Olmadı. Bir kutu açalım efendim. Merve Hanım. Varsa alırım. Davran. Davran. Davran ana oldu mu? O da olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Salih Bey. Devlan ana. Devler ana görelim. Devlan. Devlan pardon. Oldu mu? Olmadı. Buyurun Funda Hanım. Devler ana. Devler ana doğru mu? Yine olmadı Abdullah. Devlet ana. Devlet ana mı aradığımız o Kemal Tahir eseri? Görelim. Tebrikler. Abdullah Bey ile Funda Hanım'ın puanları eşitlendi efendim. Devlet ana eserinin ardından şimdi Salih Bey seçiyor son 3'ten birini. Üzümün üsü. Üzümün üsü 40 puan anlam bilgisiyle devam ediyoruz. Kökeni Fransızca olan ve üstün görülen, beğenilen manasındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Güzel. Güzel. Aradığımız o Fransızca kökenli sözcük güzel mi? Olmadı. Bir kutu açalım. Sözlükte de benzer ifadelerle tanımlanmış Funda Hanım. Süper. Süper. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Merve Hanım'dayız. Son 2 harfimizden biri için.
Tokat'ın T'si. Tokat'la puan almıştı Merve Hanım. Tokat'ın T'si 60 puan. Genel kültürden geliyor. Güneş doğmak üzereyken ufukta hafifçe aydınlanan kısımdır. Süremiz başladı. Tan yeri. Tan yeri. Görelim. Kutlarız. Evet, Merve Hanım rakipleriyle arasındaki farkı biraz daha azalttı. Biz de son harfimize kadar geldik. Abdullah Bey sizdeyiz. Polatlı'nın P'si. Polatlı'nın P'si 60 puan. Kapanışımızı araç gereçlerle yapıyoruz. Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde kağıt veya karton gibi nesneleri tutturmak için kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Gelmedi. Salih Bey. Raptiye. Raptiye. Bu turun son puanı Salih Bey'e yazılır mı? Kutlarız. Efendim, dört değerli misafirimizle ilk 24 soruyu geride bıraktık. Puanlar şöyle. Salih Bey 470 ile lider, Funda Hanım 250 ile ikinci, Abdullah Bey 220, Merve Hanım 130. Bakalım yüksek puanlı sorular sıralamayı nasıl etkileyecek ve finalde kimler yarışacak? Hadi onu görmek için birlikte ikiye geçelim. Çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuz başlıyor yine Funda Hanım'la ilk harfimizi seçerek. Yumuşak G. Yumuşak G. 80 puanı var. Açılışımızı oyuncularla yapıyoruz. Buyursunlar. Nuh Tepesi, Güneşi Beklerken, Bana Masal Anlatma adlı yapımlarda rol almış oyuncudur. Hande nokta nokta. Süremiz başladı. Doğan Demir. Hande Doğan Demir. Funda Hanım ikinci tura 80 puan kazanarak başlar mı? Görelim. Kutlarız. 330'u gördü Funda Hanım. Tebrik ederim bu cevabın ardından. Ve aradığımız oyuncumuzun da fotoğrafı ekranımıza geldi. Hande Doğan Demir. Şimdi Salih Bey'deyiz. Yağmur'un Y'si. Yağmur'un Y'si 110 puan. Tarihten gelecek şu soru. Birinci Dünya Savaşı sonrasında saldırı tehdidine karşı yapılan Majino hattının inşa edildiği sınırdaki iki ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Funda Hanım. İtalya, Almanya. İtalya, Almanya. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Abdullah Bey. İtalya, İspanya. İtalya ve İspanya ile 110 puan kazanır mıyız? Yine olmadı. Kutularımızdan biri açılıyor. Funda Hanım. Fransa, Almanya. Fransa ve Almanya. Doğru mu? Tebrikler. Liderlik yarışında fark 40'a düştü. 470'e 430. Buyursunlar Merve Hanım. Nide'nin N'si. Nide 100 puana sahip. Sorumuz bir kez daha tarihten geliyor. Türk tarihi açısından önemli bir yeri olan Malazgirt Zaferi'nin yılıdır. Süremiz başladı. ...1171 oldu mu? Olmadı Salih Bey. 1071. 1071. 100 puan Salih Bey'e gider mi? Kutlarız. Ve Abdullah Bey seçecek bu turdaki ilk harfini. Fatih'in F'si. Fatih'in F'si 110 puan. Sorumuz müzikten geliyor. Böyle dertliyim, hasret çekerim. Yoktur huzurum, ağlar gezerim. Sözlerinin yer aldığı şarkıdır. Süremiz başladı.
gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Funda Hanım. Tanrı affetmez. Oldu mu? Hayır dediler. Aradığımız o şarkı için bir kutu daha geliyor. Merve Hanım. Varsa alırım. Tanrı. Gelmedi. Bir kutu daha. Funda Hanım. Tanrı misafiri. Tanrı misafiri. Doğru mu görelim? Kutlarız. Bu kez de liderlik yarışında fark 70'e düştü. 570'e 500 ve Funda Hanım'dayız. Adana'nın ağası. Adana, 90 puanımız var. Tabirlerden gelecek şu soru. Bir nesneye hiçbir araç kullanılmadan bakmayı ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdullah Bey. Çıplak gözle. Çıplak gözle. Abdullah Bey'in 300 puanı aşmasını sağlar mı? Görelim. Tebrikler. Salih Bey için gelecek harflerimiz. Bulem'in B'si. Bulem'in B'si. 80 puan coğrafyadan alıyoruz. Adana'nın kuzey ucunda yer alan Kayseri ve Kahramanmaraş'ta sınırı olan ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Merve Hanım. Tufan Beyli. Tufan Beyli. Merve Hanım da 200 puanı aşar mı? Kutlarız. Evet, Giresun'dan misafirimiz Merve Hanım 210 oldu. Şimdi harfini seçecek. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'da da 80 puan varmış. Bu kez hukuktan alıyoruz efendim. Soru şöyle. Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticarettir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Kaçakçılık. Kaçakçılık. Doğru mu? Tebrikler. Abdullah Bey için dönüyor harfler. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu 120 puana sahip. Sağlıktan alacağız Abdullah Bey için şu sorumuzu. Sıklıkla virüslerin neden olduğu, vücutta hafif kırgınlık, burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Funda Hanım. Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı. Görelim. Kutlarız. Efendim ikinci turumuzun yüksek puanlı sorularının ardından sıralamamıza bir kez daha bakacak olursak Salih Bey 650 ile lider, Funda Hanım 620, Abdullah Bey 310, Merve Hanım 210. Finale doğru yol almaya devam ediyoruz. Funda Hanım'dayız. Annem Şengül'ün şeysi. Şengül Hanım'ın şeysi 90 puana sahip. Anlam bilgisinden şöyle sorulmuş. Herhangi bir şarta bağlı olmamayı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı. Koşulsuzluk. Koşulsuzluk. Doğru mu? Kutlarız. Ve bu cevap lideri değiştirdi. Uzun bir aradan sonra Funda Hanım bu kez 710'la liderlik koltuğunda. Tebrik ederim Funda Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Ve Salih Bey sizdeyiz. Rize'nin R'si. Rize. 80 puan da Rize'mizde var. Bir anlam bilgisi de Salih Bey için geliyor. Bir şeyin yapılmasını veya getirilmesini birine söylemektir. Süremiz başladı. Müzik
gelmedi. Buyurun Funda Hanım. Israrcılık. Israrcılık oldu mu? Olmadı Salih Bey. Ismarlamak. Ismarlamak. Salih Bey'e kendi sorusundan 80 puan kazandırır mı? Tebrikler. Yeni sorumuzu Merve Hanım seçiyor. Ordunun olsun. Ordu, 130 puanımız var. Sinemadan gelecek şu soru. Yabancıların kasabalarına ilgisinden dolayı zenginlik hayalleri kuran insanları anlatan 2006 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim o filmi diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Bir kutu daha açılıyor. Yabancıların ilgisi. Abdullah Bey. Çinliler geliyor. Çinliler geliyor. Doğru mu? Tebrikler. Abdullah Bey 400'ü gördü. Şimdi de harfimizi seçecek. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak 90 puan. Bu kez de ekonomiden alıyoruz. Vergi ile ilgili konularda çalışmalar ve denetimler yapan kamu görevlilerine verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Salih Bey. Gelir uzmanı. Gelir uzmanı. Görelim. Kutlarız. Evet, bu akşam Salih Bey'in refleksler de çok iyi. Aynı anda gidilen butonlarda çok seri bir şekilde buton hakkı aldı yine. Salih Bey'i tebrik ederim. Aynı zamanda liderlik koltuğunda şu an. Teşekkür son 8 ederim. Soruya girerken 800, 710, 400, 210 tüm misafirlerimizin final şansı devam ediyor. Funda Hanım'la başlıyoruz son 8'e. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 100 puan kazandırabilir. Edebiyattan gelecek şu soru. Nobel ödüllü yazar Ivo Andrić'in Osmanlı'da farklı toplumların yaşamını ve zamanla değişimini anlattığı romanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan buyurun Salih Bey. Erken dönemeç. Erken dönemeç oldu mu? Olmadı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Bir kutu daha. Salih Bey. Drima Köprüsü. Drima Köprüsü oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Son 50 puan Funda Hanım. Drine Köprüsü. Bir daha alabilir miyim? Drine Köprüsü. Drine Köprüsü doğru mu? Olmadı. Abdullah Bey. Drint Köprüsü. Doğru mu? Hayır dediler. Ünlülerden yürürsek randıman alırız gibi duruyor. Abdullah Bey. Drina Köprüsü. Drina Köprüsü doğru mu? Tebrikler. Bir an acaba alfabe baştan tekrar gelecek mi hissine kapıldım. Sonra Abdullah Bey ile Drina Köprüsü ile aldık puanı. 450 ile bu arada Abdullah Bey final şansını sürdürüyor, hatırlatalım. Şimdi Salih Bey'deyiz efendim. Son 7 harf. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan 80 puanımız var. Müzikten geliyor sorumuz. Benim adım Aşk, Bir Umut, En Güzel Serüven, Her Şey Yolunda adlı albümleri olan şarkıcıdır. Süremiz başladı. (Gülüyor)
gelmedi. Bir kutu açıyoruz. Abdullah Bey. Soner Arıca. Soner Arıca. Abdullah Bey 500 puanı aşar mı? Kutlarız. Evet, Abdullah Bey farkı azaltmaya başladı. Aradığımız sanatçımız Soner Arıca geldi ekranımıza. Artık finale son 6 Merve Hanım'dayız. Bu arada tüm misafirlerimizin final şansının devam ettiğini hatırlatalım. Buyurun Merve Hanım. İzmir'in iyisi. İzmir, 80 puanımız var. Deyimlerden geliyor. Bir sorunu çözülmüş, bir olayı gerçekleşmiş saymaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Abdullah Bey. Oldu bilmek. Oldu bilmek. Doğru mu görelim? Kutlarız. Abdullah Bey son ataklarıyla ikincilik yarışında farkı 110 puana kadar düşürdü. 710-600 Abdullah Bey seçecek. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ımız bu akşam ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu 200 puan ve atasözlerimizden geliyor. Görevini eksiksiz yapıp olumsuzluklara hazırlıklı olan kimse kötü duruma düşmez anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim de ikinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu ekranda. Ve final öncesi son 5 sorudan biri. Kutular Abdullah Bey. Varsa alırım. Harf yetmiyor. Gelmedi. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 170 puana düştük. Şu an liderlik yarışında 90 puanlık fark. İkincilik yarışında 110 puanlık fark var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 150 puan. Salih Bey. Atına bakan ardına bakmaz. Atına bakan ardına bakmaz. Görelim. Kutlarız. Salih Bey final konusunda biraz daha rahatladı bu cevabın ardından. 950 oldu. Finale son 4 efendim. Pes eden misafirimiz yok halen. Şimdi Funda Hanım seçecek. Van'ın V'si. Van'ın V'si 150 puan. Bu kez eğitimden geliyor. 2006'da 3 fakülteyle kurulan, 2024'te 13 fakültesi bulunan yükseköğretim kurumumuzdur. Süremiz başladı. Hatay Üniversitesi. Hatay Üniversitesi. 150 puan kazandıracak mı Funda Hanım'a görelim. Olmadı. Abdullah Bey. Afyon Üniversitesi. Afyon Üniversitesi mi aradığımız cevap? Yine olmadı Funda Hanım. Muğla Üniversitesi. Doğru mu? Hayır dediler Merve Hanım. Tokat Üniversitesi. İlk turda Tokat'tan puan alan Merve Hanım burada da alır mı? Olmadı. Salih Bey. İzmir Üniversitesi. Görelim. Olmadı. Bir kutu açalım. Funda Hanım. Düzce Üniversitesi. Düzce Üniversitesi. Doğru mu? Kutlarız. Son 3 soruya girerken liderlik yarışında fark 100'e düştü. Şartlar şöyle. Salih Bey avantajı 950 ile. Funda Hanım. Yine final avantajına sahip 850 ile Abdullah Bey şansını 600 ile sürdürüyor. Son sorularda Merve Hanım'ın şansı kalmadı. 210 puan sağlık olsun diyelim ve Salih Bey ile bir adım daha atalım efendim. Samsun'un S'si. Samsun 120 puanımız var. Kültür sanattan gelecek bu kez. Oyunların sadece sesli olarak dinleyiciye ulaştırıldığı bir tür sanat programıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz.
Birazdan final turunda kimler yarışacak? Bir kutu daha. Sadece sesli olarak dinleyiciye ulaştırıldığı sanat programı. Bir kutu daha. Abdullah Bey. Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu. Abdullah Bey final şansını son iki soruya da taşıyacak mı görelim. Tebrikler. 850'ye 690 oldu. Şimdi Merve Hanım'dayız. Son iki harften biri için. Giresun'un G'si. Giresun 170 puanı var. Tescilli bitkilerden gelecek bu kez. İçerdiği yağ bakımından zengin olan Antalya'nın coğrafi işaret tescilli bitkisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Yine bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha. An itibariyle Salih Bey finalde, rakibi Funda Hanım mı Abdullah Bey mi olacak? Bir kutu daha. Buyurun Salih Bey. Manavgat Altın Susamı. Manavgat Altın Susamı. Doğru mu? Tebrikler. Ve efendim final öncesi son harf için Abdullah Bey'deyiz. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si ile turumuzu tamamlıyoruz. 140 puanımız var. Birlikte bir söz arayacağız. Geliyor. Yakınmanı dinleyecek kimse yok anlamındaki bir sözdür. Derdini nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Derdini, devamı ne olabilir? Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Derdini. 110 puanımız var. Bir kutu daha. Derdini. Ne olabilir o üç kelime Salih Bey? Marco Paşa'ya anlat. Derdini Marco Paşa'ya anlat. Doğru mu? Tebrikler. Evet, böylece dört misafirimizle bakacağımız nihai tablomuz ortaya çıktı. Finalistlerimiz 1190'la Salih Bey ve 850'yle Funda Hanım. Kutlarız. Özellikle ikinci turun ortalarında müthiş ataklar yaptı. Hiç takibi bırakmadı. Çok güzel yarıştı Abdullah Bey de. 690 puanla bu akşamın üçüncüsü. Merve Hanım'ın ikinci turdaki tokat girişimlerinin birinden puan alıp şeytanın bacağını yine kırsaydık devamı güzel olacaktı ama oradaki durgunluk olsun. Artısıyla eksisiyle Merve Hanım da 210 puan topları. Tebrik ederiz efendim. Evet, birazdan final turumuz var. Finalimize geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Abdullah Bey, ne dersiniz bu akşama dair? Burada olmaktan çok mutluyum. Amacım zaten eğlenmekti. Çok şükür çok da güzel oldu. Sizleri tanımak, ekibi tanımak, burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz biz de Abdullah Bey. Zaten biraz daha belki vaktimiz, sorumuz olsaydı bambaşka bir yere de gidebilirdi. Tam gerçekten o konsantrasyonu ve o performansın çok yukarıda taşıma durumu sonlara doğru oldu. Aynen öyle. İlk başlarda biraz heyecan vardı. Sonra heyecanımı yendim ama işte şans. Önemli olan burada bulunmak, sizlerin karşısında bulunmak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de ailece, ben bilirim ailesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Hem aynen, eşi hem kızı buradaydı. Abdullah Bey'in tekrar teşekkür ederiz efendim. Aynen. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Merve Hanım. Ne dersiniz bu akşama dair? Çok heyecanlıyım öncelikle. Hala çok heyecanlıyım. Amacım zaten anı biriktirmekti. O yüzden o da oldu yani. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Sizleri tanımak çok güzeldi. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Bizim için de ağırlamak çok keyifliydi Merve Hanım. Bazen ara ara sohbet ettik fakat çok pas atarsam da bu kez acaba hani o heyecanı daha da artırır mıyım endişesiyle de seri gitmeye çalıştık. Ama zaten Salih Bey'in özellikle yüksek performansı, oradan sekenlerin Funda Hanım'a gitmesi derken çok bırakmadılar da zaten rakipler. Ama biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Şu an tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Merve Hanım. Devamında çok güzel bir meslek hayatı dilerim.
İnşallah. Efendim. Merve Hanım'ı da bu akşam stüdyomuzda yalnız bırakmayan arkadaşına ayrıca teşekkürler. Ve artık final zamanı. Şu an arada 2 soruluk farkımız var. Öndeki Salih Bey mi, geriden gelip Funda Hanım mı? Bu akşamın birincisi olacak. Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. Günümüzün birincisini belirlemek için geldik artık son sorularımıza. Şu an 2 soruluk avantajı var Salih Bey'in. İlk kategorimizi de Funda Hanım seçecek. Hazır mısınız Funda Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar. Ben bilirim de bu akşamın final kategorileri. Atasözleri, plaka kodları, canlılar, havacılık ve sanat var. Hangisiyle başlayalım Funda Hanım? Atasözleri Ö. Atasözleri Ö harfi. Finalimizin ilk sorusunu alıyoruz. Kişi geçimini sanatıyla sağlar anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 saksıdan içer. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Salih Bey. Döküldüğü suyu. Döküldüğü suyu saksıdan içer. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselir. Doğru mu? Olmadı. Buyurun Funda Hanım. Döktüğü suyu. Dökülen suyu. Olmadı. Bu süre içinde gelirse alırız. Gelmedi. Funda Hanım 2 hakkını kullandı. Salih Bey'in 1 hakkı daha var. Buyurun Salih Bey. Dökülmüş suyu. Dökülmüş suyu saksıdan içer. 4. ve son hakkımızı kullanıyoruz. Doğru mu? Olmadı. Haklarımızı biraz erken kullandık kutu açılmadan. Peki aradığımız o atasözümüz hangisiymiş görelim efendim. Çömlekçi suyu saksıdan içerdi aradığımız cevap. Kalan soru sayısı 9, farkımız 2. Salih Bey sizdeyiz. Plakalar A. Plaka kodları A. Plaka kodları A harfi. Ekranda sorusu. Plaka kodu 71 olan ilimizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Buyurun Salih Bey. Kırıkkale. Kırıkkale. Doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Plaka kodu 71 olan ilimiz. Kırıkkale mi görelim. Kutlarız. Kalan 8, fark 3. Funda Hanım sizdeyiz. Plaka kodları O. Peki efendim, plaka kodlarını O harfiyle tamamlıyoruz. Çankırı ilimizin plaka kodudur. Süremiz başladı. On sekiz. Doğruysa fark 2'ye düşecek. Doğru mu? Tebrikler. Kaldı 7 soru. Fark 2 soru sizdeyiz Salih Bey. Canlılar S. Canlıların ilk sorusu S harfinden geliyor. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 2 kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. 15 saniye Salih Bey. Tınız. Tınız. Doğruysa fark 3 soruya yükselir. Tınız. Doğru mu görelim. Olmadı. Funda Hanım. Tıkız. Tıkız. Doğruysa fark 1 soruya düşecek. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü. Tıkız mı?
görüyoruz. Olmadı. Son 10 saniye. Sadece Funda Hanım'ın buton hakkı var kullanmak isterse. 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kala. Buyurun Funda Hanım. Tıkas. Tıkas. Dördüncü ve son hakkımızı da tıkasla kullandık. Puan geldi mi? Olmadı. Evet, bu sorudan iki misafirimizde de puan alamadık. Vız gelip... Tırıs. Görelim cevabımızı. Evet, tırıs da aradığımız cevap, puan alamadığımız sorumuzda. Kaldı elimizde 6 soru. Farkımızsa 2 soru. Şimdi Funda Hanım'dayız. Canlılar M. Canlıları M harfiyle tamamlıyoruz. Tüyleri genellikle beyaz veya pembe, bacakları ince olan, tek ayak üzerinde durabilen bir kuştur. Süremiz başladı. Flamingo. Flamingo. Bu cevap farkı bir soruya düşürür mü? Flamingo. Doğru mu? Tebrikler. Elde kaldı 5 soru. Farkımız 1 soru. Sizdeyiz Salih Bey. Atasözleri ne? Peki efendim, tamamlıyoruz. Atasözlerimizi ne harfiyle? Bir söz konuşulmaya başladıysa herkese ulaşır anlamındaki atasözüdür. 32 nokta 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 32 mahalleye yayılır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. 32 nokta 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 32 mahalleye yayılır. Salih Bey. 32 dişten çıkan 32 mahalleye yayılır. 32 dişten çıkan 32 mahalleye yayılır. Doğruysa fark 2'ye yükselir. Doğru mu? Kutlarız. Kaldı 4 soru. Fark 2 soru. Funda Hanım'dayız. Sanat Çorum. Peki efendim, sanatın da ilk sorusu Çorum'dan alıyoruz. Derviş Saim'in konuşma yetisini kaybeden Ali'nin hikayesini anlattığı 2003 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soru... Buyurun Salih Bey. Çolak. Çolak. Aradığımız Derviş Saim filmi. Çolaksa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu açma hakkımız var. O kutuyu açıyoruz. Son 20 saniye. On saniye. Buyurun Funda Hanım. Çimen. Çimen. Derviş Saim'in 2003 yapımı filmi. Çimense fark 1'e düşecek. Doğru mu? Olmadı. Salih Bey. Çamur. Çamur. Dördüncü ve son hakkı kullanıyoruz çamurla. Fark 3 soruya yükselir mi? Salih Bey'in cevabıyla. Görelim. Kutlarız. Ben bilirim de kritik eşiğe ulaştık efendim. Kalan soru sayısı 3. Farkımız da 3 soru. Bu arada Funda Hanım'dan da çimen gelmiş. Yine bir başka Derviş Saim eseri. Filler ve çimen vardı. Çamurda Salih Bey'e puan kazandırdı. Kritik eşikteyiz. Sorunun sahibi Salih Bey. Cevabı verirse bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Eğer sekerse Funda Hanım'ın şansı devam edecek. Bu ihtimallerle gidiyoruz kategorilere. Sanat K. Sanatı Kütahya'nın K'siyle tamamlıyoruz. Seramikte hamurun uzun silindirler haline getirilerek
üst üste konulmasıyla uygulanan tekniktir. Süremiz başladı. Silik. Silik. Cevap doğruysa Salih Bey bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Silik mi aradığımız cevap? Olmadı. Bu sorumuzda da bir kutu açma hakkımız var. Açıyoruz. ...20 saniye. Bundan. Çubuk. Çubuk. Fark 2 soruya düşer mi? Çubukla. Görelim. Olmadı. İki misafirimizin birer buton hakkı var. 15 saniye süremiz var. Seramikte kullanılan o teknik için son 8 saniye. 3 saniye, 2 saniye. Buyurun Salih Bey. Koyuk. Koyuk. Salih Bey ikinci ve son hakkını kullanıyor. Koyukla. Doğru mu? Olmadı. Sadece Funda Hanım'ın hakkı var. O da süreyi doldurduk. Efendim gelmedi. Aradığımız o teknik. Birlikte görelim. Sucuktu aradığımız teknik. Sucuk cevabının ardından nihai tablomuz da ortaya çıktı efendim. Salih Bey 1790 ile bu akşamın birincisi, Funda Hanım da 1250 ile ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı yarış Funda Hanım? Genel bir değerlendirme alsam. Güzeldi. Yani biraz heyecanlıydım başta da. Final etabında da heyecanlıydım. Ama yine de genel olarak çok güzeldi benim için. O heyecan sizi finale taşıdı. Finalde de mücadele ettik ve Salih Bey zaten önde başladı. Yarışı da önde tamamlamış oldu. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. Zaten performans olarak da iyi yarıştınız. Tebrik ederim bundan. Ben çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Bizle çok iyi ilgilendiler. Çok teşekkürler. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bugün sizi stüdyomuza yalnız bırakmayan eşinize de ayrıca teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık efendim. Ve Salih Bey bu akşamın birincisi. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Çok soğukkanlı yarıştınız benim gördüğüm Salih Bey. Nasıldı sizde kendi içinizdeki durum? 2 yıldır ben çocuklarımla izliyorum. Yarışıyoruz içimizde. Oradan bir alışkanlık oldu. Aslında gelme amacım şuydu. Çocukların baba sen de katıl dediği zaman bunu belki inanarak söylememişlerdi. Ben buraya katılarak inanmaları gerektiğini, mücadele etmeleri gerektiğini onlara örneklemiş oldum. Buna katkı sağladığınız için siz ve 360 ailesine teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ olun. Yarışmacı arkadaşlarla tanıştığıma çok memnun oldum. Hepsi birbirinden değerli. Özellikle tıp okuyan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Allah yollarını aç kessin. Evet, bu akşam öğrenciler bir arada gelmişlerdi, evet, arkadaşlar. Evet. Merve Hanım arkadaşıyla birlikte geldi. Tekrar teşekkür ederiz. Heyecanla onlar da finali izledi. Bu arada hem çocuklarınızın böyle bir motivasyon kaynağıyla baba sen git demesi ayrı bir durum. Artı sizin de onlara örnek olmak adına böyle bir medeni cesaret örneği sergilemeniz ayrı bir durum. Bence babayla çocukları alkışlayalım. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim babalarını motive ettikleri için, stüdyomuzda tanışma fırsatı verdikleri için efendim. Salih Bey tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel yarıştınız. Çok da güzel bir niyetle gelmişsiniz zaten. Teşekkürler. Artık Salih Bey'in ödülünü takdim etme zamanı efendim. Sevgili seyirciler, yine ben bilirim diyen 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda bu akşam da farklı şehirlerimizden güzel misafirlerimizle sorularımızı geride bıraktık. Salih Bey 1790 ile günün birincisi ve ödülün sahibi oldu. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrar. Tabii ki buyurun. Bu ödülü biz kuliste Abdullah Bey kızıyla geldi. Kimi destekleyeceksin dedim. İkiniz de destekleyeceğim dedi. Ben de bunu kendisine sporla alakalı bir şeyler alması için kendisine hediye etmek istiyorum. Elif kızımıza müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ödülü biz verdikten sonra siz nasıl kullanmak isterseniz. Siz verirseniz kendisine daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. İlk defa ödül kartı bende kaldı. Ve güzel bir niyetle yine yola çıkılmış efendim. Biz teşekkür ederiz. Ben kazancımı kazandım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun tekrar. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Sağ olun. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, harikasınız. Sevgili seyirciler, biz bu akşam da sona geldik efendim. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tebrik ederim. Geçmiş olsun.